Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, uzunca bir süredir ofis ortamının dışında sizlerle videolarımı paylaşıyordum. Çok sayıda izlendiğini söyleyebilirim. Bu da çok güzel bir şey. Benim açımdan bu yaptığımız işin doğru bir iş olduğunu da gösteriyor. Hatta son koyduğumuz video, miras payının devri veya miras hakkının devri, 2 günde 30 bini geçkin kişi tarafından izlendi. Bu tabii ki böylesi bir kanal için oldukça büyük sayılar. Bu doğru bilginin sizlere doğru şekilde aktarıldığını da gösteriyor bence. Daha önceki videolarımızda da yine söylediğim gibi bu video konularını sizlerden gelen sorular ve tabii ki uygulamanın içerisinde bizzat yer alan birisi olarak konularıma yönelik belirliyorum. O konuların önemli bir kısmı da tarım arazilerine ilişkindi. Nitekim daha önceki videolarımın birinde tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin, hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin bir videoda hazırlamıştım. O videoya da yine çok sayıda soru geldi. Onun bir aslında benzeri nitelikte olan bir başka konu da tarım arazilerinin, tabii ki hazineye ait tarım arazilerinin satışına yönelik. Vatandaşlarımız kendilerini kullandıkları ya da kiracı biçimde bulundukları tarım arazilerini bir şekilde satın almak istiyorlar. Artık kiracı vasfından ya da ecrimisil sıfatından, ecrimisil ödeme sıfatından kurtulmak istiyorlar. Bu da öncelik haklarının olup olmadığı ya da kimlere ve nasıl şekilde başvurulacakları ya da bu konuda avantajlarının bulunup bulunmadığı yönünde birçok soru alıyorum. O soruları da bence bu video cevap verecek nitelikte olacak. Peki hemen lafı da çok uzatmadan başlayalım. Burada önemli bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Mücavir alan sınırları içerisinde ya da belediye sınırları içerisindeki yerlerin, tarım arazilerinin, hazineye ait tarım arazilerinin satışı ya da belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde yer alan tarım arazilerinin satışı. Burada iki kanundan bahsetmemiz lazım. 6292 sayılı kanun ve 4706 sayılı kanun. 6292 sayılı kanun mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satışından bahsediyor ve diyor ki 31.12.2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri kiralayan veya kiracı sıfatıyla bulunan kişilerin satış talebinde bulunabileceklerini söylüyor. Bunun dışında yine aynı sürede 2011 tarihinden itibaren yine aynı sürede kullanıcı sıfatına sahip olmaları gerekir. Diyor ki burada da aslında kullanıcılıktan kastı o tarım arazisini işleyen, kullanan kişilerin tabii ki ecrimisil karşılığında buralara ilişkin satış talebinde bulunabileceğini söylüyor. Ve son olarak da yine paydaşlara yönelik bir hak getiriliyor ki burada da tarım arazinin belirli bir miktarı eğer ilgili paydaşa aitse kullanıcı olup olmamasına bakılmaksızın yine satış talebinde bulunabileceğini söylüyor. Peki belediye alanları içerisinde yer alan tarım arazilerinde nasıl bir durum söz konusu? O da 4706 sayılı kanunda diyor ki 30.03.2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl süreyle kiracı sıfatına sahip ya da kira sözleşmesi devam eden kişilerin hak sahibi olabileceğini, yine aynı sürelerde kullanıcı sıfatına sahip olan kişilerin yani ecrimisil ödeyen kişilerin ve yine paydaşların yani hissedarların satış talebinde bulunabileceklerini söylüyor. Önemli bir özellik. Bu sürelere çok dikkat edildiğini söyleyeyim. Çünkü bu sürelere eğer taşımayan başvuru sahiplerinin başvuruları reddediliyor. Peki burada acaba ben bu haklara sahibim ama bu hakkımı başka kişiye devredebilir miyim ve o avantajlardan aynı kişi yararlanabilir mi sorusu da hemen sorulabilir. Evet, yapılabilir. Siz eğer haklarınızı kullanmak istemiyorsanız noter muvafakatı ile bir başka kişinin bu hakkı kullanmasını yani satış talebinde bulunma hakkını isteyebilirsiniz. Yine en akla gelen soru ya burada benim bir önceliğim var mı ya da bu öncelik sıralamam nasıl diyebilirsiniz. Evet, böyle bir öncelik sıralaması var. Burada da 382 sayılı tebliğin 13. maddesine bakmamız lazım. 13. maddede çok net bir biçimde sıralamış. Demiş ki tapuda lehine şerh ve belirtme bulunanlara, 4070 sayılı kanun uyarınca hak sahibi olanlara, paydaşlara, kiracılara, kullanıcılara öncelik tanınmıştır deniliyor. Yani bu sıralama doğrultusunda sizin satış noktasında önceliğinizin olduğunu söyleyelim. Yani çünkü siz talepte bulunursanız ve orada bir hazine, bir açık arttırma yoluna giderse sizin öncelik hakkınızın olduğunu net bir biçimde bu kanun ilgili tebliğ yoluyla tanımlamış. Peki satışa konu edilebilecek tüm tarım arazileri mümkün müdür? Yani hazineye ait tüm tarım arazileri acaba satışa konu edilebilir mi?
Hayır, edilemez. Burada da belirli sınırlamalarımız var. Yani siz istediğiniz kadar kullanıcı olun, istediğiniz kadar kiracı olun ya da ücretsiz ödeyin hiç fark etmez. Bazı yerlere satış talebinde bulunulabilir. Onlar nedir? Onlar da mesela kamu hizmetine ayrılmamış yerler olması gerekiyor. Yine aynı şekilde imar planı bulunmayan tabii ki tarım arazilerinden bahsediyoruz. Yerlerde satış talebinde bulunabiliyor. Ya da deniz kıyı kenar çizgisinden 5000 metre uzaklıkta olunması lazım. Ya da tabii suni göl kenar çizgisinden 500 metre uzaklıkta bulunması lazım. Ya da kadastrosu yapılmış olan alanlar için ancak bu satış talebinde başvurulacağını da hatırlatmakta fayda var. Yani istediğiniz kadar biraz önce de söylediğim gibi haklara sahip olun. Bu alanların eğer dışındaysa satış talebi doğrudan reddedilecektir. Peki bu başvurular nereye yapılmalı? Bu başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da kaymakamlıklar aracılığıyla başvurularınız yapılıyor. Başvuruları yaparken tabii ki eğer bir başvuru dilekçesi ve bunun karşılığında eğer bir kiracıysanız kira sözleşmeniz ya da ecimsil ödüyorsanız ecimsil de kontlarınızı da mutlaka o başvurunun ekine sunmanız lazım. Aynı zamanda işte sürelerin belirlenmesi açısından da bu ödemelerin ne zaman yapıldığı falan çok ama çok önemli. Peki niye biz tarım arazilerini yani hazineye ait tarım arazilerini almak isteriz de bir başka kişiden ya da bir üçüncü kişiden bu taşınmazları satın almaya çalışmayız diye aklınıza gelebilir. Bunun çünkü çok ciddi avantajları var. Bu avantajların en önemlisi tabii ki fiyat avantajları, taksitlendirebilme avantajları olduğunu söyleyelim. Örneğin bir tarım arazisini siz hazineye ait tarım arazisini satın almak isterseniz tabii ki hakkınız varsa bu satın alma işleminde rayiç değerin %50'sinden satın alma hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda eğer peşin ödeme imkanına da sahipseniz %20'lik bir indirim de yapıldığını hatırlatalım. Aynı zamanda taksitli seçenekleri de uygulanabildiğini, bu taksit imkanlarında da bazı teknik detaylarla işte %10'luk indirimlerin dahi uygulanabileceğini belirtelim. Yani önemli bir avantajlar silsilesi var. Bu avantajları değerlendirmek ya da bu tarım arazilerinin daha işlevsel bir biçimde ekonomiye kazandırılması tabii ki devletin en önemli görevlerinden, yükümlülüklerinden biri. Ve vatandaşlar da yıllardır kullandıkları ya da bir şekilde orada tarım yaptıkları için orayı da satın alma isteğinde bulunmaları da gayet normal. Burada ödemeler nasıl yapılıyor? İşte banka havaleleriyle, defterdarlıklar aracılığıyla falan da yapılıyor. Ama onlar zaten bu işin teknik detayları. Dolayısıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurduğunuzda bu ilgili teknik detayları da size rahatlıkla ileteceklerini söyleyebilirim. Evet, bu konu bence önemli. Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye'nin gıda güvenliği açısından tarım alanlarının üzerine hassasiyetle durulması gerekiyor. Özellikle son dönemlerde tarım alanlarının çok fazlasıyla imara açılması ve inşaat alanı haline getirilmesi Türkiye'de bence ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Ve şu andaki fiyatları da ben önemli bir ölçüde buna da bağlıyorum. Evet, bir başka söylemek istediğim husus da tabii ki YKS sonuçları açıklandı. Buna ilişkin bir video hazırlamıştım 2-3 video evvel. Tercihinde bulunan genç arkadaşlarım bana birçok yolla ulaşıyorlar. Instagram'dan, mail yoluyla ya da başka araçlarla. Ya biz acaba hukuk tercihinde bulunmalı mıyız? Eski popülaritesini biraz kaybetti gibi görünüyor. Çünkü avukatların ya da hukuk dünyasının çok ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntılara içine girmek istemiyor genç arkadaşlarımız haklı olarak. Ama bunun tam da böyle olmadığını söylemek isterim. Çünkü hukuk fakülteleri hala bana göre Türkiye'deki en değerli fakültelerden biri ve en yapılması gereken, en zevkle yapılabilecek işlerden biri hukuk fakültesi mezunlarının yaptığı işler. Dolayısıyla öyle çok da karamsar olmaya gerek yok. Bir kere zaten o videoda da söylemiştim. Yapacağınız tercihlerde en önemli nokta sadece ama sadece sizin kendi özelliklerinizi değerlendirmenizi, sorgulamanız ve bir işi uzun yıllar yapacağınızı düşünerek onu zevkle, sevgiyle yapacağınızı düşünerek bir tercihte bulunun. Yoksa anne babanızın, ebeveyninizin ya da öğretmenlerinizin tercihleriyle asla ama asla bir meslek seçiminde bulunmayın diyebilirim. Evet, kanalımız 50 bini çoktan geçti. Artık 4,5 milyon görüntülemeyi de fazlasıyla geride bıraktı. Yani çok geniş bir aile olduk. Bu aileyi artık 100 bin aboneye tamamlayacağız. Onun için kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da
beğenmeyi unutmayın. Size adli tatil süresince de videolarımı paylaşmaya çalışacağım. Tabii bazı aksaklıklar olabilir. Hepimizin tatile ihtiyacı var. Ama o aksaklıkların yaşanmaması ümidiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.